tatlımla hemen başlamak istiyorum. Malzemelerim aslında çok kolay. Neler mi var içinde? Beyaz çikolata, krema, yulaflı bisküvi, biraz kuru meyve, biraz da kuru yemiş, kabuksuz ve tuzsuz olanlardan. Bir de markette frenk üzümü vardı. Ben aldım, listeye de ekledim ama opsiyonel olarak. Çünkü her markette bulunan bir ürün değil. Ben çok sevdiğim için aldım ve ekliyorum. Bunun yerine ne mi koyabilirsiniz? Tabii ki canınız ne isterse. Peki bunun için işe nasıl başlayacağız? 2 paket kremamı ısıtmam gerekiyor. Kremi ısıtırken ne yapıyorduk? Asla fokur fokur kaynatmıyorduk. Burada hep söylediğim bir şey vardı. Krema ne yapacaktı? Bılık bılık. Yani bılık bılık yaptığında alacağım ve çikolatalarla aslında katı kıvamlı bir sos elde edeceğim. Küçük sos tavama kremamı alıyorum. Çok basittir. Bunu evde çocuklarla çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Aslında bir nevi mozaik pasta gibi de diyebilirim. Ama yaz aylarında hayatınızı acayip kolaylaştırır benden söylemesi. Peki ne yapıyorum şimdi? Çikolatalarımı ince ince dilimleyeceğim. Buzdolabınıza bakın. Bunu beyaz çikolata yerine sütlü çikolatayla, bitter çikolata hepsiyle yapabilirsiniz. Kısacası canınız ne istiyorsa hep söylüyorum mutfağın hakimi sizsiniz. Siz ne derseniz o olur. Yaz programının adı da o yüzden Gülşahça Lezzetler. Dediğim gibi aslında daha önceki programda da literatürlere hiçbir zaman bağlı kalmıyorduk. Yine kalmayı düşünmüyorum çünkü her zaman mutfakta şuna inanıyorum. İçinizden geldiği gibi doğru malzemeleri bir araya severek, isteyerek birleştirirseniz sonuç mükemmel olur. Kremamı şöyle bir kere karıştırıyorum çünkü direkt buzdolabından aldım. Hatta kaşım da içinde kalsın ki patlamasın. Hızlıca çikolatalarımı doğruyorum. Küçük birkaç parçam vardı, onları da aldım. Bu tarifler bir de aynı zamanda artan, böyle ölçülü tatlılardan geriye kalan malzemeleri değerlendirmek için çok güzeldir. Rahatça sos elde edebilmek için çikolatalarımı ufak ufak doğruyorum. Hemen bakalım kremamız ne durumda. İyice akışkan olması gerekiyor. Şöyle bir iki defa karıştırıyorum. Kremamı yeteri kadar ısıttım. Ne demiştim? Kenarlardan böyle bılık bılık yapacak. Asla kaynatmayacaksınız. Yanıma küçük bir sos tavası aldım. Hemen kremayı içine döküyorum. Şimdi bütün bu çikolatalar karıştırma kabına gidiyor. Yaparken aslında tatlınız hazır oluyor. Ben tam tamına 3 paket beyaz çikolata kullandım. Dediğim gibi çikolata çeşidini dahi size bırakıyorum. Şimdi bütün çikolatalar eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Bakın sos kıvamına geldi bile. Bisküvileri en son biraz ılındığında ekleyeceğim ki içinde çıtır çıtır kalsın. Benim kuru meyvelerim zaten doğranmış. Direkt içine ekliyorum hepsini. Bakın bademleri falan kesmenize gerek yok. Şöyle bütün bütün kalsın. Yerken bir yandan da böyle bademli çikolata, meyveli çikolata hissi olsun. Şimdi bunları da içine alıyorum. Özel bir karışım değil açıkçası. Ne varsa onu ekledim. Hızlı bir şekilde bütün malzemeyi bir araya getiriyorum. Oda sıcaklığında tereyağım var. Şöyle bir lokmacık sadece parlatması için onu da içine ekledim. Güzelce karıştırıyorum. 1-2 dakika böyle karıştıracağım. Neden karıştırıyorum? Çikolatanın ısısını düşürmek için. Bakın tereyağı da eridi. Özellikle eritmedim. O da bir yandan ısıyı düşürecek çünkü. Bunu başta yani en sona kalmadan istediğiniz zaman ekleyebilirsiniz. Şimdi bunun içine kendim markette gördüğüm ve aldığım için şöyle biraz frenk üzümü ekliyorum. Biraz da rengini pembe yapacak. Hemen bisküvilerimi kırıyorum. Frenk üzümleri de ısıyı düşürecek. Bisküvileri de çok ufak kırmıyorum.
Aslında inanır mısınız? Yaparken tatlım çoktan hazır oldu bile. Bakın elimle direkt irili ufaklı büyük parçalar da kalsın. Hepsini ufaladım. Ben yazın böyle zor yemekler, zor tarifler yapmayı pek sevmem açıkçası. Hava güzel ya, sanıyorum bütün vakti kızıma ayırmak istiyorum. Bakın rengini nasıl değiştirdi frenk üzümü. Şimdi tek yapmam gereken pişirme kağıdı serdiğim minik bir fırın kabına bunu almak. Fırın kabına bütün malzemeyi döküyorum. Kalıbı aldım. Şimdi bunun üzerine bununla kaplıyorum. Çok basit ve görüntüsü de çok güzel oluyor. Peki bu nereye gidecek? Derin dondurucuya, unutmayın. Elinizle de hafif şöyle bastırın. Frenk üzümleri hafif hafif içeri girsin, çikolataya yapışsın ve tutunsun. Birazını da servis için ayırıyorum. Çok pahalı bir ürün değil. Marketlerin donmuş gıda reyonunda bulabilirsiniz. Tazeleri birazcık pahalı kabul ediyorum. Tamamen opsiyonel. Bunun yerine istediğiniz başka bir meyve de ekleyebilirsiniz. O zaman şimdi bu derin dondurucuya gidiyor. Ben yine Instagram için gulşahşen.com.tr'de en çok istek alanlardan birisi olan şeftalili soğuk çayla işe koyulmaya devam ediyorum. O akışkan, lezzetli 5 dakikalık tatlım. Buzluktan tatlımı aldım. Servis yapacağım, tabağın ortasına oturttum. Peki neden böyle bir şey yaptım? Bunu donmuş lezzetli meyvelerle servis etmek istiyorum. Bu tamamen benim buzluğa bakınca şöyle kapağı açtığım anda gözüme takılanlar. Dikkatli bir şekilde kalıbımı açacağım. Keskin bir bıçak yardımıyla döndürüyorum. Hızlı bir şekilde kelepçeli kalıbı açıyorum. Oturttuk mu içine? Şimdi etrafına bir sürü donmuş meyve koyuyoruz. Rengarenk olacak. Bunu böyle servis yaparsanız sunumu da çok şık ve güzel oluyor. Hazır yaz geldi. Her yerde çilek, böğürtlen var. O sebeple bence alın ve dondurun. Ben bu tatlının adını şu an değiştirmek istiyorum ve meyve şöleni demek istiyorum. Gerçekten de çok güzel oldu. Bu şekilde bir sunumu da bence hak ediyor.